Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yanımda aşkım da var. Evet arkadaşlar, böyle bir heyecanla aslında bu video çünkü bize şey oldu, bayağı da çekemiyorduk biliyorsunuz, yaklaşık bir haftadır sağlık sorunlarıyla uğraşıyoruz. Aşırı sıkıntılar çektik. Yani gecemiz gündüz bir oldu. Hastaneye git gel, işte serumlar, bilmem neler, ilaçlar, ateşler, kusmalar, bilmem neler, şunlar bunlar, bayağı mahvolduk yani. Daha yeni kendimizi toparlamış bulunuyoruz artık. İnşallah bir şey çıkmazsa, sağlığımız yerinde olursa tekrardan aranıza döneceğiz yani videolarımızla arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar size bir sürprizimiz var. Video başlığından da anladığınız üzere. Aynen, bilin bakalım ne oldu. Anne ve baba oluyoruz. Evet, baba oluyorum. Sevdiceğimle artık evimizin yeni bir ponçik bebişimiz gelecek inşallah, Allah izin verirse, sağlıklarla da olsun. Tabii bizim onu hani öğrenmemiz çok böyle komik oldu benim açımdan. Şimdi ben işten gelmiştim arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim bir kedimiz var. Onun için böyle bir ev yapıyordum ben. İşte kartonlarla falan böyle yerde oturmuştum. Onlarla uğraşıyordum böyle falan. Bir sürü malzeme yığmıştım işte. Böyle mukavvalar, işte bant bilmem ne. Onlarla böyle bir ev yapacaktım ona. Onunla uğraşıyordum böyle kendi kendime. Orada takılıyordum şeyde, halın üstünde. Bir baktım böyle bir yanıma bir şey yaklaşıyor böyle sinsi sinsi. Tam böyle şey hissettim bana doğru geldiğini ama dedim herhalde yani öpecek falan dedim ben. Bir baktım tak diye böyle bir çubuk böyle gözümün önünde belirdi böyle. Bir anda ama böyle zınk diye bir çubuk geldi gözümün önüne. Gözümü kıstım bakım anlamadım ne olduğunu tabii şimdi alışkın değilim yani sonuçta her gün hamile testi görmüyoruz yani arkadaşlar sonuçta. İki tane çubuk var, iki tane çizgi var falan bir şeyler var böyle bir göz göze geldik. Ben zaten ağlamaya başladım. Hemen saldı kendini zaten böyle. Aşkım dedi, ben de hamileyim dedi, dedim, ne yapacağımı bilemedim işte, kalktım, öptüm, sarıldım, nasıl seveceğimi bilemedim yani, nasıl ne yapacağımı bilemedim yani, böyle değişik bir his, işte öpüyorum falan, kokluyorum, kaldırıyorum, mıncıklıyorum, aşkım diyorum, çok şükürler olsun diyorum, Allah'ım bize diyorum bunu nasip etti bu duyguyu, bu güzel hissiyatı, ama tabii ki o anları hani nasıl diyeyim, o ilk haberi hani çekemedik kameraya çünkü, dediğin gibi işte o zamanlar çünkü biraz böyle sağlık sorunları da vardı. Sıkıntı yaşıyordu hala aşkım. Hala da var. Ki hala da. Ki aşkım size anlatsın yani bu bu arada bebişimiz 2 aylık şu evet. Anda değil mi aşkım? Yanlış yani söylemiyorum. Yani 2... Tam 8 haftalığız şu an. 8 haftalık olmuş bizim bebişimiz. Yani o 8 haftayı bir anlatsın aşkım size de bir dinleyin neler yaşamış. Yani ilk başlarda böyle hiçbir şeyim yoktu. Hani ne bir kusma ne bir böyle yemekten tiksinme hiçbir şeyim yoktu. Ama şu son 10-15 gündür mesela yaklaşık böyle o kadar çok kusma, o kadar çok her şeyden tiksiniyorum ki böyle hiçbir şeye elimi değemiyorum. Ne bileyim ıslak mendil kokusuna bile gelemiyorum. Parfüm kokusu, hiçbir şey böyle güzel gelmiyor. Her şeyden tiksiniyorum. Su bile içemiyorum öyle söyleyeyim. Özellikle geceleri saat 11'den sonra inanılmaz bir bulantım oluyor. Hani artık tuvalete öyle bir sarılmışım ki aşkım bir ara isyan ediyordu. Kıskandım ya. Dedim bana böyle sarılmam dedim yani. Baktım böyle klozette aşk yaşıyor orada. Klozete böyle kafasını sokmuş içine. Dedim bana böyle sokulmam dedim ya. Bir de yaşadıklarımı bilse. Arkadaşlar, hani çok zor çok geçti. Bu yüzden de hani gayet solgundum. Hatta fark edeceklerdir. Bugün makyaj yaptım. O yüzümün solgunluğu belli olmasın diye. Gitti modifiye yaptı kendine çılgın. Çok hani istifra ettiğimden gerçekten böyle serum falan bile yaptılar mesela. Serumu önce sağ koldan yaptılar. Böyle soktu önce iliği. Zaten o hemşireye de tavım arkadaşlar. Bu arada aşkım sözünü kesiyor onun yani. Bu hastaneye gittik. Şimdi hastane adını vermeyeceğim arkadaşlar sıkıntı olmasın diye ama. Gittik evimize yakın bir hastane var. Oraya gittik işte özel hastane. Gittik böyle. Zaten daha hemen merhaba ama 75 lira. Ona bilmem ne hop 25 lira. Bilmem ne falan. Tamam alın canım. Hepsi sizin olsun. Yeter ki aşkım iyi olsun. Şimdi serum bağlayacağız dediler. İşte bulantıya iyi gelmesi için. Kadın geldi böyle. Zaten bir tane görevin var senin değil mi? Yani orada gelmiş hastaya bir damar yolaşacaksın yani. Bunu ben bile artık hani bir tampon yaparak, sıkarak işte el yumruğuna sık damar çıktı mı gözüktü mü kocaman çıkıyor gözüküyor orada. Ona sokacaksın ya. Bu kadar basit yani. Bir baktım böyle sokuyor çıkarıyor inşaat yapıyor orada. Evet birkaç ne defa yaptığı belli soktu değil. İğneyi. Canım çok yaktı. Piercing mi yapıyorsun dedim sen serum mu takacaksın falan filan bir de şey diyor böyle. Yani bir de sonra geldi taktı falan işte takmış böyle neyse. Aynen taktı böyle bayağı zorladı.
Serum gitmedi, kolum şişmeye başladı. Onu peki aşamanın onu nasıl söyledi peki? Geldi şey diyor ya bir de pişkin pişkin. Aa, kusmaktan diyor, bu diyor damarlarınız şey olmuş, damarlarınız kaybolmuş diyor, küçülmüş. Kusmaktan damarları kaybolmuş. Sonra diğer koluma geçti, başka bir hemşire Morat geldi. Morat da aşkımın kollarını mahvetti. Neyse ki geçti çok şükür. Gıcık hemşire buradan selam olsun kendisine. Aşkım şey çok tav oldu, canımı yani yaktı diye çok böyle şey yaptı. Ben saçının yani teline zarar gelmesin diye burada uğraşıyorum yani, öyle yaşıyorum hayatımı. Azıcık böyle bir kirpiklerine böyle bir şey olsa, dökülse kirpiği, onu alıp böyle geri takmaya çalışıyorum yani. elinin kadını gelmiş orada, damarı bulamıyor yani. Tek görev o. Neyse yani şimdi konumuz o değil. Neyse sonrası? İşte, sonra ben işte öğrendik, ailelerimize söyledik, annemlere. İşte anneme ilk başta nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Bize yemeğe gelmişlerdi, yemek yiyoruz birlikte. Yemek yedik. İşte bütün gün de beraberdim tabii bu esnada. Ama ben yine de söyleyemiyorum. Şu an gözlerim doldu. Bu hamilelikten de çok duygusalım. Her şey ağlıyor ya. Ne yapıyorsun diyorum, ağlıyor ya. Nasılsın diyorum, ağlıyor yani artık. O hale gelmiş. Bir an yeniden yaşamış gibi oldum. İşte yemek yedik falan. Bayağı bütün günü sabah kahvaltısından akşam yemeğine kadar birlikte geçirdik. Bir sürü yere gittik işte. Alışveriş yaptık, bilmem ne yaptık. Ondan sonra yemeği yedik. Babam da şey diyor, saat 9 olmadan diyor, hani evimize dönelim. Seferihisar'da oturuyor onlar. Hani geç kalmayalım, yasaktan önce evde olalım falan. Tabii giderek söyledim. Annem şimdi bulaşıkları falan topladık işte. Ondan sonra annemin yanına gittim. Hüngür hüngür ağlıyorum. Hani dedim, sana bir şey söyleyeceğim. Ne oldu dedi. O da sanmış ki kavga ettik. Hani bir şey oldu, bir sıkıntım ağlıyor, var. Ağlıyor, hep üzgün, hep mutsuz gözüküyor. Aslında mutsuz değilim. Hani o içimden geliyor ama bunu kimseye anlatamıyorum. Ayarı kaçtı, ayarı kaçtı, hep ağlıyor. Her şeye ağlıyor. Anne dedim, ben hamileyim. Babama nasıl söyleyeceğiz diye hüngür hüngür ağlıyor. Öyle. Annem şok geçirdi. Dur, onu da söyleyeceğim. Kadıncağızı hani duygusal ve karmaşaya soktu yani artık. Kadın mutlu. Evet, hani kadıncağız mutlu olduğunu, mutlu mu değil mi? Anlayamadı. Hani hamileyim diyor. Şey diyor hani annem sağ olsun da. Yavrum diyor, üzülmeyin diyor. Hani böyle evliliklerde olur böyle şeyler diyor. Hani bizi teselli etmeye çalışıyor falan. Ne diyeceğini hani anlayamadı. Sonra işte aşkım mutfağa geldi. Ne oldu, söyledin mi falan diyor. Evet söyledim aşkım falan. Oh be şükür, en dedim, sonunda yani falan yapıyor. Bir de şey, onu da söyleyeceğim. Kimseye bana söyletmiyor. Ben baba olduğumu kimseye söyleyemiyorum. Biraz çıldırıyorum böyle. İçimde patladı mutluluğum. Paylaşacağım, kimseye paylaşamıyorum diyor. Aşkım önce ben söyleyeceğim. Önce annemlere söyleyelim, ondan sonra herkese söylersin falan diye. Beni ben 20 gün böyle bekletti beni. 20 gün değil mi? Bakma. Daha fazla belki. Hayır, daha az. 2-3 gün falan. Bilmiyorum, bana 20 gün gibi gelmiş. Neyse ki sonra tabii mutluluğumu yaşadım rahat. Aynen. Rahat yani. Sonra işte geldi annem, şey diyor. Gel diyor, sizin diyor söyleyemediğiniz şeyi babana söyledim falan diyor. İşte babam da böyle bir sarıldı, mutlu olduk falan. Şimdi benden daha hevesli herkes. Ay vallahi. Herkes çok mutlu. Bir değişik de bir şey mutluyuz ya. Burada böyle fasulye var ya bir tane. Üzüm evet. Üzüm olmuş şimdi. Ama bana neler yapıyor. Yemin ediyorum üzüm tanesi kadarmış. Üzüm ya, bildiğiniz böyle üzüm, çekirdeksiz. Üzüm yani. Ama baktığımız zaman mahvetti aşkımı yani. Evet. Böyle ne bir su içebiliyor, ne bir şey yiyebiliyor. Bütün gün krakerle, peynirle, kuru ekmekle hayatta kalmaya çalışıyor. Ama ben artık ben de bir şey yapamıyorum. Elimden bir şey gelmiyor. Kendime kızıyorum bu sefer. Hani bir şey yediremiyorum, bir şey içiremiyorum. İşte gel bir yürüyüş, yok yapmayalım. İşte günün belki %80'ini yatarak geçiriyor yani. Uyuyor, uyanıyor. Sadece tuvalete gittiğim zamanlar işte. Aynen, sıkıntı yani. Bir de çok nadir o kısa beslenme aralarında. Vallahi şu ilk 3 aymış bunun galiba şeyi, derdi sıkıntısı yani bu büyük kısmı. Atlatabilirsek arkadaşlar, bu arada bu ay sonunda bebişimizin cinsiyeti belli oldu şu an. Heyecanla bekliyoruz. Şimdi. Aşkım diyor ki benden erkek hissediyorum. İşte hani bende de bir erkeğe kayma oldu böyle hissiyatımda ama tabii ki sağlıklı olması en önemlisi. Aynen. Sağlıklarla da olsun. Sağlıklı hiç önemli olsun. Değil. Eli ayağı düzgün olsun. O bizim zaten başımızın tacı olacak. O bizim her şeyimiz olacak. Hiç önemli değil yani. Cinsiyetiymiş, evet. Şeymiş. Ben hiç takılmam öyle şeylere. İlk kaybatışındaydığında ne hissettin aşkım? Arkadaşlar çok tuhaf bir şeydi yani. Gittik şimdi ultrason falan böyle kremini falan sürdüler böyle. İşte kalp atışını duyulan diyorum. Kalbim var onun diyorum. Ne kalbinden bahsediyorsunuz daha şu kadar. Yok bir de yani attığını daha görüyoruz orada ultrasonda. Ha, orada çok güzel bir duygu yani. Böyle işte kalbin atışı var böyle. Sesi de tabii nasıl diyeyim. Sesini de veriyorlar artık. Böyle teknoloji gelişmiş şimdi artık. Normal kalbin sesini duyuyorsun böyle gıp 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 gıp, bir de hızlı hızlı böyle atıyor, heyecanlı heyecanlı. Ekrana baktım kaldım öyle, sadece hani o frekansları seyrediyorum şey böyle. Hani yapmadım. O frekansın böyle
Yukarı aşağı onu seyrediyorum böyle. Aa, ne güzel frekansmış diye. Bayağı bir kitlendi. Kitlendim ya. Aşırı güzel bir duygu yani. Çok mutlu oldum. Çok böyle anlatamadım. Tabii ki aşkım. Ya, mutlu olmaz mı? Ya, baba oluyorum yani. Bütün erkeklerin hayalidir yani bu ileride bir güzel bir işte yuva kursun, doğru insanı bulsun, sonra ondan işte bir meyvesi olsun, bebişi olsun, yuvasını kursunlar, tam anlamıyla bir çekirdek aile olsunlar. Her erkeğin hayalidir, rüyasıdır. Allah'ın izniyle şu an rüyamın ilk adımı gerçekleşti yani. Şimdi geri kaldı bize 7 aylık bir kısım var. 8. 8 ay mı? Yok 7. 7 ay ya. 2 ay gitti şimdi artık. Aynen, aşkım. Aynen doğru. 7 aylık bir maceramız var arkadaşlar. Tabii bu maceranın da sizlerle hani paylaşıyor olacağız yani bu yani süreci. Birçok şey çekmeye çalışacağız tabii ki. Tabii şimdi sonuçta aramızda bir sürü genç arkadaşlarımız var, kardeşlerimiz var. Hani yeni onlar belki da abla, abi, teyze, gibi, hala, dayı, amca falan oluyorlar. Aynen arkadaşlar yani lütfen. Bu arada isim konusunda bayağı bir beyin fırtınası yaptık aşkım. Hatta hala kendine düşünüyoruz. Telefona uygulama indirmiş bir tane. Çark var. Çarkı çeviriyorsun. İsim çıkıyor. Bu değil. Bir ara çok güldük o isimlere. Yok işte Cenabullah, bilmem neullah, işte Abdurrahman, bilmem ne. Böyle komik şeyler. Yani komik demeyeyim de. Hiç duymadığımız tuhaf isimler var. Konmayacak isimler yani. Böyle değişik erkek isimleri çıkıyor böyle. İşte bakalım. Biz birkaç tanesine böyle şey tabii yaptık. Tabii biz erkek ismine bakıyoruz da sürpriz alıp kız da olabilir. Kız da olabilir yani. O yüzden arkadaşlar bize siz de fikir verebilirsiniz yani. Yorumlarda belirtin. Yorumlarda hani hem kız hem erkek ismi belirtin ki cinsiyetini öğrendiğimizde ona göre karar verelim. Evet arkadaşlar lütfen hani kız olursa şu olsun, erkek olursa bu olsun diye bize fikir verin. Belki bakarsanız sizin bir hani verdiğiniz bir fikri hoşumuza gider. Aynen. Aşkım da sever, ben de severim. Kanımız kaynar, o isim olur. Şu an için gerçekten bilmiyoruz çünkü. Net bir şey yok ama bakalım yani bu süreci işte hep birlikte arkadaşlar atlatacağız yani Allah'ın izniyle. İnşallah. Yani bu sağlık sorunları falan dediğimiz şeylerden dolayı ben aslında buydu. Buydu hani yani güzel sebebi. Güzel bir şeydi ama söylemek için çok erken olduğunu düşündük. Hani nazardan korktuk, ne olur ne olmaz dedik. Aynen. Birazcık bekleyelim istedik çünkü öğrendiğimizde daha çok yeniydi. 3-4 haftalık falandı. Annem oğluyum. Evet. Sen annem oğluyum. Sen annem oğluyum. Galiba. Çok güzel bir şey. Böyle fotoğraf falan da aldık arkadaşlar bu arada. Hani ultrason evet, resimleri. İlerleyen videolarda göstereceğiz. Aynen. Şu anda göremedim sağa solda ama paylaşırız. Aşım kaldırmış. Evet. Ortada durmasın nazar değer bebişime. Hani daha olmayan bebeğin resmi var yani elimizde daha. Böyle küçücük. Bir nokta böyle. Küçücük bir nokta. İçeride Allah'ım ya Rabbim. Onun böyle işte renkli hatta fotoğrafı var. İlerleyen videolarımızda arkadaşlar onu da sizlerle paylaşırız yani. Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım videomuzu çok beğenmişsinizdir. Biz heyecanımızı sizlerle paylaşırken çok mutlu olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Seviyorsunuz.